Bunu yapma artık bana, olur mu? Biliyorum. Moral vermeye çalışıyorsun. Pes etmeyeyim istiyorsun ama... Ama halimiz ortada. İkimiz de tükendik artık. Mahvolduk. Kaybettik Umut. Kabul edelim. Bu yüzden... Konuşmaya gerek yok. Zaten konuşacak bir şey de yok. Resmen adamlar ne isterse o oluyor. Kötü adamların filminde elinden bir şey gelmeyen figüranlar gibiyiz. Onlar ne yazarsa onu oynuyoruz. Adamlar burnumuzun dibine kadar girdiler. Ofisime sızdılar. Ben bir şey yapabildim mi? Neredeyse mesleğimi bile elimden alacaklardı. Ya açık açık biz ne istersek o diyorlar. Ama takdir ediyorum artık, biliyor musun? Kızmıyorum yani. Helal olsun adamlara. Kötülük konusunda istikrarlarını koruyorlar. İnandıkları şey için her şeyi yapıyorlar. Vazgeçmiyorlar. Haklısın Dünya. O kadar haklısın ki. Söyleyecek hiçbir şey bırakmadın. Artık ne desem boş. Nereye gidiyorsun? Şömine sönecek. Sönmeden odun atayım. Üşümeyelim, değil mi? Tekrar hasta olmak istemezsin. Yani... Bugün yüreğini ısıtamadım. Bari bedenin üşümesin. Soğukluğun seninle bir ilgisi yok ki. Benim senin iyi niyetinden, kalbinin temizliğinden zerre şüphem yok. Sen elinden geleni fazlasıyla yaptın. Ama bazen iyi niyetle uğraşmak yetmiyor işte. Belki de senin sandığın kadar iyi niyetli değilimdir. Kalbim senin düşündüğün gibi temiz değildir. O zaman işe yarar mı? Yani gücüm başındaki belaları def etmeye yeter mi? O nasıl laf öyle Umut? Ne demek istiyorsun sen?
Ne demek istedin Umut sen? Ya neyi kastettin şimdi, açık konuşuyor musun? Hiç ya. Yani öylesine söyledim işte. Yalnız ağzından çıkanlar hiç öyle öylesine söylenecek laflar değildi. Yani şunu demek istedim Dünya. Hı. Hiç kimse melek değildir. Yani herkesin iyi olduğu kadar kötü yanları da vardır. Bir insan sadece iyi ya da kötü değildir. Yani düşünsene. Bir insan sadece saf iyi olabilir mi? Hı? İnsan dediğinin kötü yanları da vardır. Ve bu herkes için geçerlidir. Doğru. Tamam. Madem öyle, madem bizi buraya hapsedecek kadar yazgımız bir, o zaman bu konuyu da detaylı bir şekilde konuşmamız lazım. Emin misin Dünya? Yani sen bu işten zararlı çıkarsın. Hem de çok eminim. Bugüne kadar senin sadece iyi yönlerini gördüm. Kötü yanlarını da öğrenmek istiyorum. İkimizin de buna hakkı var bence. Tamam. O zaman senden başlayalım, olur mu? Başlayalım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Tamam, ben başlıyorum o zaman. Mesela senin en kötü özelliğin aşırı inatçı olmam hariç. Ben galiba boyumdan büyük işlere kalkışıyorum. Yani sonuçta herkesin yapabileceklerinin sınırı var. Ben durmuyorum. Sınırlarımı bilmiyorum. Sanırım benim en kötü özelliğim bu. Zaten herkesi içine sürüklediğim durumdan da belli değil mi? Hayır Dünya. Sen öyle bir şey yapmıyorsun. Sen doğru bildiğini yapıyorsun. Haksızlık karşısında dik duruyorsun. Kötülüğe geçit vermiyorsun. Hem zaten bu kötü bir özellik değil ki. Aksine bu gurur duyulacak bir şey. Yani ben bunda anormal bir şey görmüyorum. Şimdi gerçekten kötü bir yönünü söyle. Öyle diyorsun da sonuçta ortada. Nasıl yani? Peki senin bugüne kadar yaptıkların Dünya? Onlar ne olacak? Mahalledeki küçük kız, diyaliz makinesine bağlı olan. Sen boyundan büyük işlere kalkışmasaydın, o kız belki de hayatta olmayacaktı Dünya. Haklısın sanırım. Yani şimdi sen böyle söyleyince kafam karıştı biraz. Evet. Şimdi gerçekten, ama gerçekten bize kötü bir yanını söyle. Tamam. Bir düşüneyim. Yalnız bu o kadar kolay değil. Biraz zaman istiyorum.